elindekini kaybettikten sonra sizi anladım. O yüzden ilk sizi aradım. Keşke bu zamana kadar oğlumun doktoru, psikoloğu ben olsaydım. Onun duygularına hitap edebilseydim. Onun depresyonla alakalı, hayatla alakalı düşüncelerini değiştirebilseydim. Onun davranışlarını keşke değiştirebilseydim. O zaman oğlum elimden uçup gitmezdi. Senin yanında sevdiğin kim varsa, bu senin eşin olabilir, evladın olabilir, annen baban olabilir. Bu videoyu sonuna kadar izlersen onlara karşı bakış açın kesinlikle değişecek. Elinde olan o değerin, o hediyenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu bu videoyu sonuna kadar izlersen tam olarak anlayacaksın. Bu videoyu anlayabilmen için tabii bir kere gözünün önüne sevdiklerini de getir. Kim var hayatında sevdiğin? Bu insanları gözünün önüne getir lütfen anlayabilmen için. Bundan birkaç gün önce bir iş adamı üzgün bir şekilde bitmiş, her şeyini elinden kaybetmiş bir ses tonuyla bize aradı. Hasbihal ettik. Onun sesi o kadar üzgün, o kadar gönülden yaralanmış ve üzgün halde geliyordu ki ilk saniyelerde beni etkilemişti o iş adamı. Şöyle başladı. Hocam dedi, biz yıllardan beri çalıştık, didindik. Kimin için çalıştık? Evladımız için, sevdiğimiz için çalıştık. Gece gündüz demeden, yorulmadan, severek çalıştık. Evlatlarımız bir yere gelsin diye, okusunlar, onlar rahat etsin diye çalıştık. Ve onların üzerine fazla yük olmasın diye biz verdik, biz fedakarlık yaptık. En iyi okullarda okuttum evladımı. En iyi kurslara gönderdim. En iyi hocalara gönderdim. Hep başkalarına gönderdim. O kadar çalışıyordum ki çocuğumla ilgilenemedim. Vaktim yoktu. Sevdiğim kişiyle vakit geçiremedim. Sonra ilgilenemediğim için oğlum bir süreden beri depresyona girdi. Bir boşluğa girdi. Hayatın anlamı kalmamıştı onun için. Bu sefer en iyi doktorlara, en iyi psikologlara götürmeye çalıştım. Aldığı ilaçların yan tesiriyle daha da ağırlaştı durumu. Ve bundan birkaç gün önce oğlum, biricik evladım kendini astı ve rahmetli oldu. Bu şekilde söyledi bana. Hüzünlü ses tonuyla. Ve şunu ekledi. Hocam biliyorsun benim durumum çok iyi. Yanımda binlerce kişi çalışıyor. Malım, mülküm, yatım, katım, jetim, her şeyim var. Bana deseler ki şu ölmüş olan evladınla 3 saat tekrar görüşme imkanı sana vereceğiz. Sadece 3 saat. Bunun karşılığında senden bu zamana kadar kazandığın bütün malı mülkü alacağız. Bu da yetmedi. Bunun yanında da 3 saat görüştükten sonra seni de alacağız, canını alacağız deseler, hocam hiç düşünmem, bir saniye düşünmem, evladımla 3 saat görüşebilmek için her şeyimi feda ederim dedi bu üzüntülü baba. Biz tabii konuşmamıza devam ettiğimizde şunu da ekledi o hüzünlü baba. Dedi ki biz o kadar çarkın içine giriyoruz ki, o kadar kendimizi dünya işine veriyoruz ki, çalışmaya o kadar odaklanıyoruz ki evladımızla veya sevdiğimiz insanla zamanı beraber geçiremiyoruz. Asıl değerli olan evladımızla veya sevdiğimiz kim varsa, eşimiz, anamız, babamız, asıl bunlarla zamanımızı geçirmemiz gerekiyor. Ben bunu anladım. Malın, mülkün hiçbir değeri yok. En iyi okulların hiçbir değeri yok. Biz sevdiklerimizle insani ilişkileri aslında çoğaltmamız lazım. Onlarla daha iyi iletişim kurmamız lazım. Sevdiklerimizle bir şeyler yaparsak bunların değerli olduğunu elimdekini kaybedince öğrendim dedi o hüzünlü baba. Değerli arkadaşlar, herkesin bir sevdiği var değil mi? Annesi olabilir, babası olabilir, evladı olabilir veya eşi olabilir. Bunu herkes anlayabilir. Sevdiği olan herkes o babanın çektiği acıyı anlayabilir. Dolayısıyla bu videoda şu mesajı vermek istiyorum. En büyük yatırım, çocuğunuza yaptığınız yatırım, onunla beraber zaman geçirmek, onunla iletişim içerisinde olmak, onun davranışını, duygularını, düşüncelerini değiştirebilmek veya sevdiğiniz insanın duygularına hitap edebilmek. En büyük zenginlik bu. Yarın elinizden gittiği zaman evladınız veya eşiniz veya ananız veya babanız, o zaman her şey geç oluyor değerli arkadaşlar. Malın, mülkün, yatın, katın, jetin hiçbir değeri yok. Dolayısıyla şu anda şu mesajı
lütfen iyi anlamaya çalışın. Eğer yanınızda sevdiğiniz kişi varsa şu anda, eşiniz, çocuğunuz, ananız, babanız, onlarla duygusal alışveriş yapabiliyorsanız, onların düşüncelerini anlayabiliyorsanız veya onların düşüncelerini yönetebiliyorsanız, duygularını, düşüncelerini, davranışlarını anlayabiliyorsanız o zaman en zengin sizsiniz değerli arkadaşlar. Bu hüzünlü baba şunu söyledi. Hocam, yıllardan beri sürekli söylüyorsunuz. Sürekli böyle her seferinde söylüyorsunuz. Ama biz çarkın içindeyken tam algılayamadık. Ne demek istediniz? Elimdekini kaybettikten sonra sizi anladım. O yüzden ilk sizi aradım. Keşke bu zamana kadar oğlumun doktoru, psikoloğu ben olsaydım. Onun duygularına hitap edebilseydim. Onun depresyonla alakalı, hayatla alakalı düşüncelerini değiştirebilseydim. Onun davranışlarını keşke değiştirebilseydim. O zaman oğlum elimden uçup gitmezdi. Şimdi dizlerimi dövüyorum ama nafile. Değerli arkadaşlar, tekrar aynı yere gelmek istiyorum. Mesajım net. Sevdiğin bu kişilerle daha iyi iletişim kurmak için, bilinç altından daha iyi bağ kurabilmek için düşünce, davranış ve duygularını anlayabilmeniz gerekiyor. Onları anlayabilmeniz lazım ve kendinizi daha iyi anlatabilmeniz lazım. Elinizdekilerini kaybetmemek için. Eğer senin de çocuğunda bir sıkıntı varsa, duygusal bir sorun varsa, davranışsal bir problemi varsa veya düşünce olarak bir problem yaşıyorsa o zaman ilk önce kendine bak. Çünkü senin evladın seni kopyalıyor. Sen kendini sürekli işe değil biraz da ailene vermen gerekiyor. Onunla iletişim kurman gerekiyor. Onun duygularına hitap etmen gerekiyor. Sorumlusu sensin. O baba kendini nasıl suçluyor ise sen de kendini ileride suçlamamak için sorumluluğu şimdi üzerine al. Evladımla, sevdiğimle daha huzurlu ve mutlu olmak için ben ne yapmalıyım diye düşünmen gerekiyor. Sorumluluğu sen alman lazım. Ve bu konuda düşünmen gerekiyor, harekete geçmen gerekiyor. Elindekilerini kaybetmeden. Peki biz ne yapıyoruz değerli arkadaşlar? Biz Avrupa'da yaşayan Müslümanlara hayal kırıklığı yaşamadan, sevdikleriyle birlikte daha huzurlu ve mutlu olmalarına yardımcı oluyoruz. Eğer sen de gerçekten şimdi geç olmadan, elindekilerini kaybetmeden, sevdiklerinle beraber daha mutlu, huzurlu olmak istiyorsan o zaman benimle iletişime geç. Bu videonun altındaki linke tıkla, online ön görüşme için başvuru formu doldur ve gönder. Bu videoyu beğendiysen beğene tıkla ve henüz değilsen bizim YouTube kanalımıza abone olarak bildirimleri açmanı tavsiye ediyorum. Bununla beraber sevdiklerine de bu videoyu gönder. Hoşça kal.